Evet, hayırlı olsun diyelim. Çeşme'de bu Kuru Çeşme'de. Canım benim ya. Aklı bak nerede görüyorsunuz. Bunu yakalandı, iyi oldu. Tatil yapamadı diye öğrendi. Kim yapamadı? Ben yapamadım. Yapmıştır. Ben buradayım abi. Çalıştım. Vardır bir sebebi. Sizin gibi çalışalım. Allah'a bir şükür olsun. Allah iş güç versin. Bugün, oturduk bak aylarca. Bugün de Kuru Çeşme'de bir güzel sahne alacaksınız. Neler söylemek İnşallah. İstersiniz? Çok keyifli. İnanılmaz bir atmosfer. Yani ben yani bayıldım bu performans alanına. Çok 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 güzel. Yani inşallah uzun yıllar devam eder. Bir aksilik çıkmadan. Herkes burada mutlu mesut, harika şarkıları eşlik eder diyelim. Buradan sonra sahneler de başladı. İlk sahneye çıktığınızda nasıl bir heyecan oldu? Bir buçuk sene gibi bir ara verildi. İlk günle ikinci gün aynı. Hiçbir şey değişmiyor bizde. Allah'a bir şükür olsun. Aynı heyecanı, aynı böyle aşkı yaşıyoruz. Şimdi içeride çok güzel bir kitle var. Çok heyecanlıyım. Burada ilk defa konser veriyorum. Onun için ayrı bir durum yani. Kuru Çeşme özel bugün. Hazırlıklar oldu mu peki? Nasıl bir hazırlık süreci gelişti? Oldu abi. Repertuara bir 7 tane yeni şarkı ekledik. Bütün çalımları değişti yani. Bütün şarkıların çalımlarını değiştirdik, aranjelerini değiştirdik. Hemen hemen hepsinin. Onun dışında küçük bizim görsel şov dediğimiz arkadaki detlerle alakalı çok güzel hazırlıklar var. Hindistan'dan ve Almanya'dan bir ekiple çalıştık. Her şey güzel. Bugün gözlerimiz Zeynep Hanım aradı. Zeynep Bastık gelebilir. Çoğunluk gelmedi sanırım. Niye? Zeynep Bastık seni dinlemeye. Abi işi gücü vardır. Onu da bugün başladı onu değil mi? Bodrum'da. Bodrum Açık Hava konseri var yanılmıyorsam onun bugün. Doğru muyum? Bak bakayım bir. Bazı dedikodular çıkmış. Bugün değil mi? Düğüne çağırmadı diye. Tamam, onunla alakalı gerekli açıklama yapmadılar mı? Yaptınız. Niye soruyorsun aynı soruyu bana? Sizin ağzınızdan duymak istedim. Tamam, benim canım ciğerim. Onlar ne yazdıysa doğru yazmıştır. Düğün hediyesi olarak. Onların hediye ihtiyaçları yok. Onlar bana bir şey söylesinler olur yani. Hiç öyle hediye mediye öyle bir şey yok. Aramızda hiçbir şey yok. İkisi de benim kardeşim. Allah huzurlarını, mutluluklarını daim etsin. Tez vakitte de aileleri çoğalsın, büyüsün. Çocuklara soralım, Arya ve Zeynep de bugün siz izleyenler arasında mı olacak? Arya ve Zeynep izleyenler arasında olacak mı? Gerçekten yok. Arya ile evet. Evet, Arya inanılmaz değil mi, hatırlıyor musun? Çok eğlendi ya. Aslında çok iyi videoları vardı, paylaşmadım onları. Yani efsane videoları var. İzninizden gelmesini ister misin? Şarkıcı olmak. Kendisine isterse onu yapsın ama ben aşçı olsun isterdim. Bana hep yemek yapsın böyle takılıyorum. Sizin mutfaktaki başarılarınızı da biliyoruz. Siz de iyisiniz mutfakta. Ben çok iyiyim abi. Çok iyi. Pandemide özellikle bayağı bir... Ne yapayım abi, iş yok evde. Evde yemeği sardım kendim yani. Bu arada konserlere gelirken Instagram'da soru cevap yapıyorsunuz. Bayağı bir sorular geldi size. Ben inanamadım. Hayatımda ilk defa bu işi yaptım. Bu soru cevap işini. Bu bayağı bir şeymiş yani. Çok zor abi. Mesela bir de senin soruna cevap veriyorum. 12'ne veremiyorum diye bir durum yok. Çünkü yani gerçekten hani aklını yitirirsin. Böyle bir tuhaftı yani. Ama en azından birilerini mutlu etmeye çalıştık. İnşallah olmuştur. Konser başlıyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum. İyi seyirler. İzleyin. Öpüyorum.